Gaziantep'te kış aylarının en çok tercih edilen içeceği beyran. Doğal antibiyotik olduğu söylenen beyranın ilikli kemikle hazırlandığı için kırık, çıkık ve kemik sızlamalarına da şifa olduğu belirtiliyor. Doktorların kış aylarında hastalarına beyran tavsiye ettiğini kaydeden Şef Eray Erbükücü, Gaziantep'te soğuk alan hastalara doktorlar beyran tavsiye ediyor. Beyran iç, ondan sonra tedavisini yapalım diyorlar. Ama önce beyran tedavisi görüyorlar dedi. Beyran haşlanmış kuzu eti, haşlanmış pirinç ve üzerine et suyuyla ilave edilen bir yemek tarzıdır. Çorba değildir ama. Çorba gibi görünür ama çorba kesinlikle değildir. Çorba denildiği zaman biz rahatsız oluruz. Çünkü bayağı bir zahmetli bir hazırlama aşaması var. 9 saat haşlama süresi var ve ilikli kemikleri ilikli kemikle, koyunun ilikli kemiğiyle suyunun lezzetini, kendi suyunu haşlanan bir şeydir. Ortalama pişme süresi 10 saate yakındır kemiklerle beraber. 1-2 saat bir ıslıklanması manasında kalır. Daha sonra suyunu değiştiririz. Bunun aşamasında etini çıkarırız, dinlendiririz. Ondan sonra servise sunarız. Altına taban yağı dediğimiz koyunun kendi yağını kullanırız. Ve kırmızı rengesini almasının tek nedeni ipek biber kullanmamamızdır. Gaziantep'te sadece ipek biber kullanırız. Normal toz biber diye kesinlikle öyle bir şey yoktur. Toz biber diye bir şey yok. Hatay'dan getiriyoruz. Biberimizi Hatay'da kendimiz iman ettiriyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Öyle bir potansiyelimiz oldu ki şu an Gaziantep'te, yani insanlar bu havalarda, soğuk kış günlerinde misalen uçağa binip gelip günübirlik beyranını içip Gaziantep'in kalesinden görüntü alıp yani bu eşsiz lezzetleri tadıp giden kişilerimiz var, yani şehirler dışarısında. Bu beyran hasreti çeken arkadaşlarımız var, abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Biz bunlarla mutluyuz yani. Gaziantep'e, halkına ve dışarıdaki şehir arkadaşlarımıza bunu sevdirdiğimiz için, bu işi yaptığımız için çok mutluyuz. Serin olduğu için, onun için daha çok talep var beyrana. Yaz aylarında genellikle Antep kültüründe kebap ağırlıklı oluyor. Kebaplarımız oluyor. Bizim mevsim kebaplarımız oluyor. Mesela soğan kebabı, patlıcan kebabı gibi. Onlar da tabii gastronomi, bize özgü yemekler. Gaziantep'imize ait yemekler. Onun içerisinde sadece kış aylarında talep daha çok gelen. Çünkü taban yağı olduğu için, kendi ilikli kemiğinden kaynadığı için yazın sıcakta biraz daha ağır gelebiliyor. Ama kış olduğu için, kışın yenildiği için onda daha çok talep var yani. Kırık olaylarında, inceme olaylarında, misalın ayak ağrısında, sızısında, direnç ağrısında, misalın hasta oldunuz, misalın antibiyotik kullanamıyorsunuz. Antibiyotik yerine bir tabak beyran içmeniz iki tane antibiyotiği üzerindedir. Doğal antibiyotik, zaten doğal antibiyotik diye geçiyor Gaziantep'te. Yani bir hastaneye bile gitseniz, soğuk aldım deseniz doktora, direkt diyecek, git bir tane beyran iç, gel, ondan sonra gel, ondan sonra ilaç tedavisini uygulayalım. Ama önce beyran tedavisi.